Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Alperen ve bugün size Buildcraft modunu tanıtıyorum. Hemen başlayalım. Buildcraft modu teknik modlar arasında en çok kullanılan modlardan biridir. Bayağı işe yarar, hemen ilk eşyamızdan başlayalım. Herhangi bir kızıltaş enerjisi veren adetle bunu çalıştırabilirsiniz. Kızıltaş meşalesi, düğme, basınç plakası, şalter ve şalterin en çok kullanılanıdır. Bu şekilde bu üstteki adete daha sonra geçeceğiz. Taşıma borularına. Şimdi bunu kapatıyoruz ve ikinci motorumuza geçelim. İkinci motorumuz kömür motoru. Kömür motoru kömürle çalışır. Onun dışında çok bir şey yok. Kömür koyarsınız. Bir tane de koyalım. Koymaya da gerek yok, zaten içinde çalışıyor şu anda. Bu şekilde çalışır. Normal kızıltaş motoruna göre daha hızlı çalışır gördüğünüz gibi. O bir tane yapana kadar, kızıltaş motoru bir tane yapana kadar, kömür motoru iki tane pompalar. Bunları kapatalım. Üçüncü motorumuz yakıt motoru. Yakıt motoru adındaki gibi yakıtla çalışır. Normal çıkardığınız petrollerle, etrafta bulduğunuz petrollerle haritada onu çalıştırabilirsiniz. Su da kullanır. Fakat suyun şöyle bir işlevi var. Bunu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir hız farkı var arada. Kömür bir tane yapana kadar galiba iki tane yapıyor aynen. Bunun içine sadece petrol koyduğumuz çalışır. Su koymanın nedeni şudur. Motorlar çok fazla çalıştıkları zaman bu şekilde ısınmaya başlarlar. Önce mavi, sonra yeşil, turuncu ve kırmızı olarak devam ederler. Turuncudan önce sarı olması lazım. Kırmızıdan sonra da en son artık patlarlar. O yüzden kızıltaş motoru uzun süreli devrelerde tercih edilmez. Yakıt motorunun içine su koymamızın sebebi, içinde su olduğu sürece asla ısın. Bu şekilde içine suyu koyuyoruz veya dışarıdan sağa da tıklayabilirsiniz. Suyu koyduktan sonra kapatıyoruz ve bu çalışırken asla ısınmıyor eğer içinde su varsa. Kapatalım bunları. Bunlarla işimiz bu kadardı. Şimdi geçelim borulara. Borular Buildcraft'ın ikinci temel eşyasıdır. Borularla bir sandıktan öbür sandığa veya başka bir yerden başka bir yere herhangi bir şey yapabilirsiniz. Bir maden makinesinden öbürüne vesaire. Diğer modlarla da uyumlu olduğu için çoğu yerden boruları kullanıyorsunuz. Boruların çalışması için size motor lazım. Bu üsttekiler hatta aşağı taşıma borusu. Bu şekilde koyuyorsunuz. Redstone'u da bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde itemler var. Kızıltaş motoru her pompaladığında bir item buradan geçiyor ve bu şekilde gidiyor. Gördüğünüz gibi kıralım. Gördüğünüz gibi geçti. Peki ahşap yerine normal başka borular koyarsanız ne olur? Olmaz. Gördüğünüz gibi koyduğunuz zaman bu buna bağlanıyor fakat bunlara bağlanmıyor. Yaptığınız boru düzeneğinin başına ahşap taşıma borusu konulmak zorundadır. Yoksa düzenek bu şekilde çalışmaz. Herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz bu ahşap taşıma borularını. Yani sandıklar için geçerli değil. Başka herhangi her şey için kullanabilirsiniz. İçinden item çekilen. Onun dışında diğer borulardan kırık taş borusu var. Kırık taş borusu normal itemlerin içinden geçtiği bir boru. Orta hızlı itemleri içinden geçiriyor. Taş boru aynı şekilde fakat tek farkı onun daha hızlı geçirmesi. Kuvars en yavaşları yavaş item geçirir. Onun dışında bir farkları yok. Fakat şöyle bir olayları var. Bu boruları birbirine bağlayamazsınız. Yani kuvars, kırık taş ve taş taşıma borularını birbirine bağlayamazsınız. Bu şekilde birbirlerine bağlanmazlar. Yani aynı boru devresinde arka arkaya bunları koyamazsınız. Hemen geçelim öbür sistemimize.
Şimdi siz buraya bir sistem yaptınız. Böyle itemleriniz var. Mesela tarlalar için falan atıyorum. Burada karpuz, burada işte buğday, burada başka bir şey var. İstiyorsunuz ki bütün itemler bu chest'e gitsin istiyorsunuz. Hemen sistemimizi çalıştıralım. Böyle bir sistemimiz yaptık. İstediğimiz şey buradaki bütün itemlerin oraya gitmesi. Çalışmaya başladılar. Şöyle kıralım bunları. Şu an geldiler, bakın bir tanesi buraya gitti, bir tanesi öbürü de oraya gitti. Göz gibi her şey karıştı. Hiçbir item gitmesi gereken yere gitmedi. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? İşte cevabı demir taşıma borusu. Demir taşıma borularının özelliği şu. Wrench'te sağ tıkladığınız zaman her seferinde bir tane bölge açılıyor burada, gördüğünüz gibi şu. Evet, sadece bu ikisi açılıyormuş. Her neyse. Çünkü normal borular bir tek bunlara bağlı. Hangi tarafa çıksa bütün itemler oraya gider. Başka hiçbir yere sapmazlar. Hemen deneyelim o zaman. Bakalım istediğimiz şey olacak mı? Evet, itemler çıktı. Gördüğünüz gibi geliyorlar. Şunları kapatalım. Bakın, hepsi buraya gidiyor. Hepsi buraya. Gördüğünüz gibi buradan gelen de oraya gidecek. Evet. Demir taşıma buradanın özelliği bu. Hangi taraf açıksa bütün itemler oraya gider. Hemen geçelim öbür boru. Elmas taşıma borusunun özelliği itemleri filtrelemesi. Şimdi ben istiyorum ki ışık taşı yeşile gidecek. Orada gördüğünüz gibi. Sandık kırmızıya gidecek. Makineyi başlattım. Tabi burada itemler yok. Şu şekilde koyalım. Işık taşının yeşile, sandığın kırmızıya gitmesini istiyorum. Işık taşı yeşile gitti. Sandık da kırmızıdan hop karşıya geçecek. Buradaki mavi renge takılmayın. Geldiği yönden hesaplayın. Mesela buradan geldiği için ben kırmızıya gitsin dedim. Buradan gelse de maviye gitsin derdim. Hadi öbür borumuza geçelim. Diğer borumuz obsidyen taşıma borusu. Obsidyen taşıma borusu taş, kuvars ve kırık taş gibi birbirine bağlanmaz. O yüzden tek bir boru kullanabilirsiniz. Obsidyen taşıma borusunun özelliği şu. Siz item attığınız zaman o itemi alır ve direkt oraya gönderir. Şu şekilde atıyorum. Gördüğünüz gibi itemleri alıyor ve buradan sandığa getiriyor. Mesela tarlanız var. Basit bir tarla sistemi yaptınız. Suyla çalışan. Su aktığında bütün buğdaylarınız, bütün bitkileriniz buradan geçiyor. Atıyorum işte ben tarlayım. Misal buradan işte buğdayı atıyorum. Obsidyen burada bu şekilde değil. Hemen öbürüne geçelim. Öbür taşıma borumuz ise Void taşıma borusu. Bunun özelliği içine aldığı itemleri yok etmesi. Gördüğünüz gibi sevgili taş boru gidiyor yok olmaya. Bundan şöyle bir tane koysanız yeterli. Daha fazla koymanıza gerek yok ve gitti. İçine girdiği an yok oluyor. Son kalan zümrüt taşıma borusu. Lakin bu boru düzgün çalışmadığı için şu an kullanılmıyor. İlerleyen update'lerde düzgün çalışmaya başlarsa bunu da size tanıtacağım. Hemen öbür sistemlerimize geçelim. Diğer borumuza geçelim. Diğer borumuzun adı altın taşıma borusu. Altın taşıma boruları Buildcraft'taki en hızlı taşıma borularıdır. Burada şu an kırık taşta altını yerleştireceğiz. Bakalım. Görelim ne kadar hızlıymış. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı anda çıktı. Hatta kırık taş biraz önde. Fakat altın şu an yardırıyor. Gördüğünüz gibi hemen gitti. Altın taşıma borusunun işlevi bu kadar. Hemen öbürüne geçelim. Öbür borularımız ise daha doğrusu sıvı boruları. Sıvı borularıyla item borularının çok bir farkı yok. Demir boru ve elmas boru falan onların özellikleri normal. Yani
standart borularla aynı özelliğe sahipler. Yine ahşap sıvı borusu bir ekstraksiyon borusu. Nasıl kullanacağız? Pompamız var. Pompalar sıvı çekmeye yarıyor. Bunu burada söylemek zorunda kaldım. Herhangi bir sıvı, petrol, su, başka sıvılar varsa onları da çeker. Bunu bir sıvının üzerine koyduğunuz zaman buradan bir kol çıkmaya başlıyor. Suyun içine iyice giriyor. Benimki buzdu biraz ama oradan suya giriyor. Gördüğünüz gibi en dibe kadar iniyor. Artık nereye kadar inebilirse. En dibe kadar indikten sonra borularınızı bağlıyorsunuz. İşte şöyle altın bağlayalım. Altın yine burada hızlı. Fakat demirin de aynı şekilde özelliği aynı. Yani sıvılar karışmayacak şekilde tek bir noktaya gönderilebiliyor. Onu ayrıca anlatmayacağım. Kırık taş sıvı boruları falan yine bağlanmıyor. Zümrüt sıvı borusu burada da işlemini göstermiyor. O yüzden onu göstermiyorum. Onun dışında elmas sıvı borusu yok. Öyle bir boru yok. Belli sıvı boruları var. Oraya bağladık. Ondan sonra şöyle enerjimizi bağlayalım. Ondan sonra buraya da bunu bağlıyoruz. Şuraya koyalım bunu da. Evet, gördüğünüz gibi su akmaya başladı buradan. Ve buraya kadar geldi. Gördüğünüz gibi. Bunu herhangi bir rafineriye falan boşaltılabilir. Daha sonra rafinerileri göstereceğim size. Hadi öbür sistemimize geçin. Son boru tiplerimiz ise kinesiz, yani elektrik boruları. Willcraft'taki elektrik taşımacılığı bunlardan soruluyor. Boru tipleri aynı. Bu şekilde. Bunda taş ve kırık taş boruları birbirine bağlanabiliyor. Onun dışında elektriğin tek bir yönde gitmesini sağlayan demir borular var. Elmas burada en hızlı elektrik veren. Ondan sonra altın ve demir. Ama demirle altın arasında bayağı fark var. Elmas hatırlamıyorsam 1024 MJ veriyor. Bu da 252 civarı bir şey olması. 256'ymış. Demir ise 128. Ondan sonraki de 40'lardan falan devam ediyor. Bu şekilde. Bunlar bu şekilde. Bunları çalıştırmanız için şöyle bir şey var. Fark ettiyseniz kızıltaş motoru kinesis borularına bağlanmıyor. Yani buna enerji vermek için en az bir kömür motoruna ihtiyacınız var. Bu şekilde bakın enerji geçiyor. Gelelim rafinerilerimize, yani sıvı depolarına. Sıvı depoları her çeşit sıvı içinde barındırabilir. Willcraft'la uyumlu olan modlardan gelen sıvıları da içinde barındırır. Rafineleri şuradaki pompalarınıza falan bağlayabilirsiniz. Ondan sonra rafineri var. Rafineri, yani sıvı boruları bunlar. Rafineri sıvıları içinde tutup başka sıvıları dönüştürebilen bir alet. Genellikle benzin yapmak için kullanılır. Bu şekilde buna enerji veriyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an içi enerji doluyor. Tabii kömür motoru biraz yavaş çalıştığı için yavaş enerji geliyor. Şimdi sıra sıvılarımızla. Sıvılarımız benzin, demin size gösterdiğim petrol ve yakıt. Petrolü rafineriye koyduğumuz zaman yakıt ortaya çıkar. Onun için rafineriden, yani sıvı deposundan alıyoruz bunu. Buraya getiriyoruz. Şunu kıralım. Nereden bağladığınız pek önemli değil. Fark ettiyseniz 3 tane bu arada silindir var. Yani deposu var. Gelen sıvıyı ilk bir tanesine, ondan sonra ikincisine doldurur. Ortaya çıkan sıvıyı da buraya koyar.
Demin orada elektrik geliyor sürekli. Orada patlayacak fark ettiyseniz. Buraya bağlandı. Sana bir bundan bağlayalım. Buraya koyulmuyormuş. Sana bir bundan bağlayalım ve böylece buradan petrol akıyor buraya. Gördüğünüz gibi. Ve buraya doluyor. Burada gördüğünüz gibi hemen oluşmaya başladı. Yakıt. Satkıdığınızda da böyle bir yer açılır. Oranın önemi şu. Siz rafineriyle ilgili bir devre yaptınız. Ve su var. Atıyorum devrede su ve petrol. Yanlışlıkla rafineriye su koydunuz. Su geldi. Rafineriler suyu işleyemez. O yüzden şunu yapabilirsiniz. Petrol kovasını aldınız. Eğer buraya petrolleri böyle salt derseniz buraya sadece petrol gelebileceğini gösterir. Ve oluşabilecek şeyi de burada görebilirsiniz. Ve tıklarsanız hiçbir şey olmaz. Üzerine farklı sıvı koyarsanız tabii ki de değişir. Rafineriler bu şekilde. Burada görüyorsunuz elektrik kabloları vesaire. Hemen diğer sistemlerimize geçelim. Yakıtlı petrolün arasındaki fark şudur. Petrol koydum. Buraya da bir kova yakıt koydum. Gördüğünüz gibi. Farkları şu. Sen kapanabilir misin? Güzel. Kapanmadı. Her neyse. Bunları çalıştıracağız şimdi. Bunlar bir çalışsın bakalım şöyle. Tabii enerji verecek diye bir şey yok. Mesela bunlar çalışıyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Çalışmaya başladılar. İçlerindeki sıvılardan biraz koydular. Ondan sonra çalışıyorlar ve buradan görebildiğiniz kadarıyla çıkış akımı petrolde 3 iken bu 6. Ve fark ettiyseniz şu an petrol dipte duruyor. Fakat yakıt daha da bir gıdım daha fazla var. Yani yakıt hem daha verimli hem daha çok güç sağlıyor. İki şekilde de yakıt petrolü geçiyor. Hemen diğer sistemlerimize geçelim. Diğer sistemlerimizden bir tanesi otomatik çalışma masası. Otomatik çalışma masası şu şekilde. Otomatik çalışma masası şu şekilde çalışıyor. Burada malzemeleri koydunuz. Stekli olarak koyabiliyorsunuz bunu direkt böyle. Gerçi normalde koyuluyor. Oluşacak eşya oluştuğu zaman bu. Bunu aldım. Bu otomatikman böyle yapıyor. Siz kapattınız, böyle gezdiniz falan, geldiniz, baktınız bu yapıyor hala. Fakat kötü olan şey şu. Hem çok yavaş hem de yaptığı şeyleri steklemiyor. Yani siz almadığınız sürece bunu devam ettirmez. Tek sorun bu. Hemen devam edelim. Diğer makinemiz ise lazer. Lazer sistemleri biraz zor sistemlerdir. Yani rehber izlemeden anlamanız zor. Burada gördüğünüz gibi kömür makinelerimiz var. İçinde kömürler dolu. Ben buraya geldim. Elimde biraz kızıltaş var. Ben kızıltaşı bu lazer birleşme masasına koyacağım. Lazer birleşme masası lazer sistemlerinin craftingidir. Ben bunu buraya koyduğum zaman burada bir yonga çipi, yani çip set oluşur. Yonga seti diyor, pardon, özür dilerim, yanlış söyledim. Bunu oluşturmanın şöyle bir tekniği var. Birleşme masasının üzerinde lazerler var. Şu an gördüğünüz gibi işlerinde enerji yok. Bu arada lazer birleşme masasının altında sandık olmak zorunda. Yoksa çalışmaz. Ben buraya enerjilerimi veriyorum. Bu buraya geliyor. Ben buna sol tıkladığım zaman bu lazerler buna lazer göndermeye başlıyor. Bu demek ki bunu yapmaya başlıyorlar. Gördüğünüz gibi burada bir bar doluyor. Bu bar tamamen dolduğu zaman bu oluşacak. Oluştuğu zaman da alttaki bu chest'e gelecek. Ve gelişmiş çalışma masamız var. Gelişmiş çalışma masasının değişiği şu. Otomatik çalışma masasına benziyor. Buraya itemlerinizi koyuyorsunuz. Şöyle mesela atıyorum. Buraya bunu koyuyorum. Eski çalışma masasını bilenler bilir.
Buraya redstone çubuğu koydum. Burada da fazladan redstone çubuk var. Burası atıyorum ben buradan craftlıyorum. Buradaki itemlerden alıp tekrar buraya koyuyor ve kendi kendine craftlıyor burayı. Craftladığı itemleri de otomatikman buraya koyuyor. Yani tam otomatik bir sistem. Bu da burada bitiyor. Gördüğünüz gibi bu hala yapıyor. Enerjisi az geldiği için biraz yavaş yapıyor. Eğer yakıt motoru koyarsanız çok daha hızlı enerji verir. Hemen diğer sistemlerimize geçelim. Şimdiki sistemlerimiz az bir şey daha karışık olacak. O yüzden burayı dinlemenizi istiyorum. İlk olarak arazi işaretleyiciler yani landmarker'lar var. Landmarker'lar burada gördüğünüz bütün aletlerde kullanacağınız bir materyaldir. Ben iki tanesini böyle koyduğum zaman ve sağ tıklasam bunlar arazi işaretlerler. Arazi işaretleyicileri buraya koyuyorum. Sağ tıkladığınız zaman her biri birbirini gördüğü zaman işaretlenirler. Bunları şu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle de yaparsanız bu şekilde bir işaretleme yapar. Burada gördüğünüz bütün aletlerde işe yarayacak dediğim gibi. İlk aletimiz yer delici. Yer delici adından gördüğünüz gibi yeri deliyor. Yani bir quarry. Nasıl çalışır? Landmarker'larla ben burayı işaretliyorum bu şekilde. Ve bunu herhangi bir landmarker'ın arkasına koyduğum zaman landmarker'lar düşüyor ve bu alanı seçiyor. Bunu böyle koyarsanız otomatikman burayı yapar. Ama landmarker kullanırsanız burada gösterdiği alanı yapar. Gördüğünüz gibi ben buna şu an enerji verdim. Ve bu burayı işaretlemeye başladı. Bu arada buna kızıl taş motoru da enerji veremezsiniz. Onu da söylemiş olayım. O yüzden yeni yapacağınız şeylerde hep kömür motoru veya yakıt motoru kullanması. Şu an sarı oldu. Bu daha hızlandığını gösteriyor. Şu anda daha hızlı yapıyor zaten. Buraya bir vinç koyuyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bu burayı bitirdi. Şimdi maden delen arkadaşımız buradan burayı deliyor. Kırdığı itemleri ise buradan size gönderiyor. Bu halimiz bu kadar. Bayağı kolay bir item. Ve kullanışlı. Bayağı kullanıştım. Hemen öbürüne geçelim. Öbür eşyamız doldurucu. Yani filler. Filler'ın birçok özelliği var. Buradan neler var? Doldur, düzleştir, ufuk, piramit, merdiven, kutu, temizle, doldur var. Kutunu şu şekilde içi boş bir alan yapar size. Kutu şekli. İçi boş. Merdiven gördüğünüz piramit. Ufukta ufuk çizgisine kadar, kendi gördüğü ufuk çizgisine kadar blok koyar. Düzleştirdiği alanı düzleştirir. Belli seçtiği alanı kendi koordinatlarınca düzleştirir. Doldur da tamamen doldur. Ben sadece size dolduru göstereceğim. Burada şunu yapalım. Burada yine bize landmarker'lar lazım olacak. Şuraya. Şuraya. Ve buraya koyduğumuz zaman oldu. Onu da yine doldurucu bu şeyin arkasına koyuyoruz. Landmarker'larımız düşüyor. Burada bir tane kalıyor. Herhangi bir enerji vermenize gerek yok.
aslında var. Doldurmasını istediğiniz blokları içine koyuyorsunuz. Ondan sonra enerjiyi veriyoruz buna. Ve bu gördüğünüz gibi çalışmaya başlıyor. Tabii enerji yavaş geldiği için biraz yavaş. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Auronot. Doldurucunun işlevi bu şekilde. Bunu dediğim gibi hani land markerları şu şekilde koyabiliyorsunuz. Bunu yaparak değişik yerleri işaretleyebilirsiniz. Geçelim öbür aletimiz. Bir diğer aletimiz ise mimarlık masası. Mimarlık masasının özelliği şu. Ben buraya LED markerlarımı yerleştiriyorum. Şu şekilde. LED markerlarımı yerleştirdim ve sağ tıkladığım zaman böyle bir alanı seçtiler. Bir tanesinin hemen arkasına mimarlık masasını koyuyorum. Ondan sonra yeni itemlarımızdan olan şablon mavi baskıyı alıyor. Mavi baskı da blueprint, şablon da template oluyor. Şablonu koyuyorum. Bu burada yapıyor. Mimarlık masasına buraya ev yazıyorum. Ve size ev. Aynı şeyi blueprint yani mavi baskı içinde yapıyorum. Ve bitti. Şimdi mimarlık masasındaki işimiz bitti. Burada asıl iş inşaatçıya düşüyor. İnşaatçı adından da anlaşılacağı gibi inşa ediyor. Mesela buraya koyduk. Ondan sonra içine mal baskıyı koyuyoruz. Ve buraya evin yapılacağı yeri gösteriyor bize. Burada gösterdiği şey şu. Diyor ki benim bunu yapmam için 3 arazi işaretleyici onu yanlışlıkla seçmiş. Taş tuğla ve kapı lazım diyor. Ben buna enerji verdiğim zaman kömür. Ben buna enerji verdiğim zaman otomatikman bunu yapacak. Çünkü ben bu aleti game mode'da aldım. Ama siz burada gösterdiği itemleri buraya koymak zorundasınız. Bunu buraya koyuyorum. Ona enerji veriyor. Ondan sonra buradaki arkadaşımız ne yapıyor? Oradaki arkadaşımız hiçbir şey yapamıyor. Öbür aletimiz mavi baskı kütüphanesi. Mavi baskı kütüphanesi şuna yarıyor. Evet, biraz bulgulu anlaşılan. Olması gereken şeyler biraz aşağıda. Mavi baskı kütüphanesinde koyduğunuz blueprintleri siliyor. Bu buna yeri. Ama şablonları burada silebiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde geriye kalan yol işaretleyici. Evet arkadaşlar, şu an için Builder'la inşaatçı da Pathfinder buglu gözüküyor. Yani yapması gereken işleri yapmıyorlar. Ama siz mantığı anladınız. Son olarak burada Huni'miz var. Buildcraft Huni'si. Her zaman aşağıya itemleri gönderir. Buildcraft modu bu kadardı. Umarım yardımcı olmuştur. Ve umarım beğenmişsinizdir.
Beğendiyseniz beğenmeyi, istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.